Ve sevgili dostlar, Şehitler Tepesi boş değil diyeceğiz. Cahit Sıtkı Tarancı meçhul asker şiirini yazmıştı. Arif Nihat Asya da o şiire karşılık bir şiir yazdı. Meçhul asker diye bir şey yoktur. Onun tuttuğu bayrak bellidir, yattığı yer bellidir. Dolayısıyla kim demiş meçhul asker diye. Şimdi Şehitler Tepesi boş değil şiiriyle veda ediyoruz. Ve tüm şehitlerimize ve Necip milletimize gelsin efendim. Buyurun. Tepesi boş değil, biri var bekliyor ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye, yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim, kim demiş meçhul asker diye. Destanını yapmış, kasideye kanmış, bir el ki ahiretten uzanmış, edeple gelip birer birer öpsün diye faniler, öpelim temizse dudaklarımız, fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız, rüzgarını kesmesin gövdeler, sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasideler. Geri gitsin alkışları geri, geri gitsin ellerin yapma çiçekleri. Ona oğullardan, analardan dilekler yeter. Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter. Söyledi söyleyenler demin, gel süngülü yiğit alkışlasınlar. Şimdi sen söyle söz senin. Şehitler Tepesi boş değil. Toprağını kahramanlar bekliyor. Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Destanı öksüz, sükutu derin meçhul askerin. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye, yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim, kim demiş meçhul asker diye? Kim, kim demiş meçhul asker diye? Kim demiş?